Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 5 Mayıs Perşembe Ankara yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet, Ankara'da 10 koşulu çok zevkli bir program bizleri bekliyor sevgili dostlar. Yani çekişmesi, yani çok çekişmeli koşular var gerçekten. Yani işin içinden birazcık zor çıktık. İkinci altılı ayağımızın 5. ve son ayağında 2 tane banko adayım var. Güvendiğim safkanları biliyorsunuz ben banko değerlendiriyorum. Gelir gelmez artık o da kaderimizde yazılıysa bugün biliyorsunuz Elazığ'da 2 tane banko ile altılımız kaçtı ama 5'limizi yakaladık. Yani banko girdik. 4 at haşhaş yaptım. 900 TL gibi güzel bir ikramiye yakaladık. Keşke altılımızı bulsaydık. Yani kaçıran arkadaşlarımız da çok oldu. Maalesef. Abi diyor vallahi bayramın son günü çok iyi gelecekti. Evet 5000 TL gibi 4990 lira verdi. 2 altılı ile altılımızı kaçırdık. Ne yazık ki olmadı. İnşallah daha güzel ikramiyelere ulaşırız hep beraber sevgili dostlar. Evet, Ankara koşullarımıza geçelim. Tabii ki videomun hemen altında bulunan bir beğen butonuna basarak bana yorum yaparak da desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Videomu dinlerken bir beğen butonuna basarsanız videomun daha ön plana çıkmasını sağlarsınız ve de destek vermiş olursunuz. Evet, birinci koşu saatlerimiz 13.30'u gösterdiğinde bir mailing koşu, dişilere mahsus bir koşu. 3 yaş aralıkların 1 metre çimde mücadele verecek 11 safkanımız burada kayıtlı sevgili dostlar. Evet, yarış ayaklarına bir sefer start alan safkanlarımızın bir arada olduğu bir koşu. Evet, ilk yarışında pistten bir dördüncülükte ayrılan şartlı bir de 900 metre çiminde güzel bir yakın araba, çok yakın araba dördüncülüklerde Ateştay Gökhan Kocakay ile start almıştı. Tekrar Gökhan Kocakay ile ben iki nolu safkanımız yani 1-2 adım önde tutuyorum ben bu gruptan. İkinci atımda ilk koşusunu güzel bir Ankara'da şartlı bir de 1100 metre kumunda o da bir üçüncülük elde etti. Harun Kılıç Aslan'la 55 kilo ile start almıştı. Şimdi 2 kilo verdiler ama ben çime çıkacak. Ben turbo orijini. Çimde de çok etkili koşacaktır. 10 nolu kırmızı başlıklı kızı da es geçmeyelim sevgili dostlar. Ben kuponumda yer vereceğim. Ve de 3 nolu bak yavru. Güzel bir isim koymuşlar ata. Vera Tabiş tercihine. O da yaptığı ilk çiminde bir altıncılık elde etti ama yakın ara bir altıncılık sevgili dostum. Boyum 4 boy, 1,5 boy burun. Böyle sonuçlanan bir koşuydu. Kandemir Gül'ü o da vardı. Onun hemen arkasında bitirmişti Kandemir Gül'ü de. Ama benim buradaki sıralamam 2 başta olmak üzere 10 ve de 3 nolu safkanımızı kuponumuzu ayırmayarak yer vereceğim. Eğer burada bir tane sürpriz isim arayacaksak sevgili dostlar bir 4. şanslı safkan olarak da Büyük Yıldız diyeceğim ben. Yaptığı son koşusunu Ankara'da şartlı bir de Ateştay ile beraber koştu. Koştan derecesi ayrıldı sevgili dostlar. Büyük Yıldız yani Mert Ali Solmaz'la gerçekten yani sonuncu oldu. Ama yarın ikinci koşusuna çıkacak etkili bir koşu gelebilir Akın Sözler'ine. Buna da dikkat diyebilirim. Ama benim buradaki tercihim 2, 3 ve 10 nolu safkanlar. Birinci altılı dayımıza yer vereceğim. Safkanlar olacak. Evet ikinci koşumuz şartlı 19. 4 yaşlı Arapların 1900 metre çimde mücadele verecek. Birinci beşli dayımıza burada start oluyor. 9 safkanımız yer alıyor. 2 nolu köy, 6 nolu Kartal Ovası. Ekür olarak start alacaklar. Evet köy yeri geldi. Banko değerlendirdik. Yeri geldi. Yine ikinci hafta önerdik. Maalesef bir türlü maydana veda edemedi. Şimdi çime çıkacak sevgili dostlar. Köy. Yani bu grupta bir tane safkanla beraber koştu. Taşkın Kadir'le beraber koştular sevgili dostlar. 7 nolu safkanımıza. Onu geçme başarısı gösterdi. Geri kalan safkanlarla ilk defa start alacak. Yani yine köy tarafında yazılma taraftarıyım ben ekürlerin ilk tercihim olacak. İkinci atım 4 nolu Alaca atlı Vedat Abiş'le ilk çim yarışında bir beşincilikte ayrıldı ama şartlı 19'da
Ben grupta güzel safkanlar vardı. Onların arasında güzel bir beşincilik çıkarttı Veda Dabiş'le. Ben yarın ikinci çim yarışında etkili koşmasını bekliyorum. Dördü es geçmeyeceğim. Bir nolu göğün oğlu. Halil Polat'la bu safkana çok dikkat sevgili dostlar. Yani yarın eğer gelirse 5-6 ganyana koşacağını düşündüğüm safkanlardan biri. Göz ardı etmeyeceğim. Biri de kuponumda yani 2 başta olmak üzere 4 ve 1 benim bu koşu için tercihim olacak. Tabii ki sizin de tuttuğunuz safkanlar varsa mutlaka ve mutlaka değerlendirme aşamasında kuponlarımıza yer verelim sevgili dostlar. Evet, üçüncü koşumuz şartlı 4. 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz. 7 safkanımız yer alıyor. Birinci dördü aynımız da burada start alacak. Genelde hemen hemen tüm safkanlar öyle görüyorum. Beraber koşacaklar gibi sevgili dostlar. Yani bir iki safkanımız beraber koştular. İki sefer beraber koşan safkanlarımız var. 2, 4, 6, 7 bunlar ilk defa beraber koşacaklar. Yani burada Last Best Gökhan Kocakaya ile yaptığı üst üste Ankara'da kazandı. Ondan sonra Adana pistinde aynı şekilde iki koşusu da son koşusu Adana'daydı. Yani inanılmaz bir yani performans sergiledi. Aslında kazanacak koşulardan dördüncü çıkarttı ikisini. Hem 1400 hem 1900'de. Ben yarın için Last Best'ten çok etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. Bir nolu Nazik Endam kuponunu mutlaka değerlendireceğim. Üç nolu Çilkeleş Akın Sözen'le. Dört nolu Demir Ataş Müslüm Çelik'le yaptığı son koşusunu Ankara'da 1400 handikap 15'i kazanma başarısı gösterdi. Hem de sürprize de imza atmıştı sevgili dostlar. Yarın bunu tekrar uygun bir grupta değerlendirebiliriz sevgili dostlar. Mutlaka değerlendirin. Ve de 5 nolu safkanızı aynen kurşunla etkili koşmasını bekliyorum. Yani buradaki sıralamam 2, 3, 1, 4 ve 5 nolu safkanlar yer alması doğru olacağını düşünüyorum. Bu koşuda önceliğim bu safkanlar olacak. Evet, dördüncü koşumuza geçelim. Şartlı 5-1 mücadele. 4 yaşlı Arapların 1600 metre çimde mücadele verecek 8 safkanımız yer alıyor. Birinci üçlü gayanımız ve de yedili plasemiz burada start alacak safkanlar. 3 ile 5 nolu İlayla yani Yıldırım iziyle İlayla ekür olarak start alacaklar. Evet, gruba şöyle baktığın zaman yani ayağına seri bir safkanımız var sevgili dostlar. O da kim? Yeni nolu Özgür Su. Vedat Abiş ile yani 3 kullarda çekti. Vedat Abiş de ilk defa start alıyor. Ben bu Özgür Su'dan yarın arka grubu uyutabilir. Çok çok dikkat diyeceğim ben. İlk tercihim Yeni nolu Özgür Su. 3 nolu Yıldırım İzivele, 8 nolu Şah Ahmet diyeceğim. Yaptığı son koşusu beni hayal kırıklığına uğrattı. Ondan önce İstanbul'da 1600'de harika bir koşu çıkarttı. Ben uygun bir grupta kısa vadede 18'e mücadele etmişim 1400 metre çiminde. Yani bir beşincilik çıkarttı ama Vizigold o zaman da önerdiğimiz bir safkandı. Şah Ahmet yani burada Tunç'ta, Özaydın, Çabuk bunlarla beraber koştu. Ben bunların bir iki adım daha önüne geçer dedim Vizigold'a. Serp diye düşünmüştüm ama Vizigold kalitesini Tolga ile kazanmasını bildi. Şah Ahmet şimdi grup da uygun aslında onun için. Ben 8'de değerlendireceğim. Burada sıralamam 7 başta olmak üzere 3 ve 8 bu koşuyu neredeyse kapatmış gibi olabilir sevgili dostlar. Benim tercihim bu 3 safkan olacak. 7 plasa gelince ben 7 nolu Özgür Su'yu yalnız başına bırakacağım. Bunu da dile getireyim sevgili dostlar. Evet, 5. koşumuz bir maiden koşu. Dişiler Aması 3 yaşlı Arapların 1000 metre çimde mücadele verecek. 10 safkanımız yer alıyor. İkinci altılı gayemiz de burada start alacak sevgili dostlar. Evet, gruba bakıldığı zaman ilk startında güzel bir üçüncülük elde eden bir safkanımız var. Vedat Demir'le şimdi ilk defa buluştu. Özkan'a kazanmıştı o koşu. Revşi ikincilikte ve de Kupacı Kız'da Ali Kaçmaz'a bir üçüncülük elde etti. Şimdi Vedat Demir'le Kupacı Kız bende bir iki adım önde tuttuğum safkanlardan biri. İlk tercihim olacak. İkinci atım Dilen Kız. O da iki koşu gördü. Bir Kocaeli bir Bursa'da ilk defa
Ankara pistine gelip çime çıkacak. Fırat Aslan tercihinde ben etkili koşmasını bekliyorum. Mutlaka kuponunu da değerlendireceğim sevgili dostlar. 3 nolu safkamızda ve de burada Ercan Çankaya ile start alacak olan 7 günlük aradan sonra tekrar piste dönüyor. Şartlı bir de 9 metre çimle yakın ara bir 5.liği var. O zaman Mehmet Özdemir ile start almıştı. Şimdi değişen jokeyimiz de Ercan Çankaya'ya teslim edilen bir safkanımız. Ben Altınoğlu evin evini de kuponumda yazma taraftarıyım sevgili dostlar. Buradaki sıralamam 9 başta olmak üzere 3 ve Altınoğlu evin evin diyerek bu koşuda da ikinci altı gayemizin başlangıç ayında yer vereceğim safkanlar olacak. Evet, 6. koşu handikap 15 dişiler amansu 4 ve yukarı Arapların 1600 metre çimde mücadelesini izleyeceğiz. 10 safkanımız yer alıyor. Sevgili dostlar, evet, yani grupta yani burada Gökgüllü ve de Onlu'lu Abakay kızı bu grupla ilk defa start alacak. Geri kalan safkanlar 2 sefer 3 sefer beraber koştular. Yani bakıldığı zaman burada seri stilinde öne çıkan Şintay, İlsun sevgili dostlar, 9 nolu Dilbin Güzeli, Abakay kızı, yani bunlar yarışı birazcık burada tempo yapacaklardı sevgili dostlar. Ben burada yine banka olarak değerlendireceğim sevgili dostlar. Ben kendisine güveniyorum. Üstündeki arkadaşımıza da güveniyorum. Bir hata yapmadığı sürece o da kim? Seval Can sevgili dostlar. Ben banko değerlendireceğim. Yaptığı son Ankara'da 1400'e şartlıyordu. Bir 5. geldi etti ama şimdi mesafenin uzaması, ben Seval Can'dan etkili bir performans gelmesini bekliyorum. Banko değerlendireceğim. 1. altılı ganyamızın son ayına tekabül eden bu koşta 4 nolu Seval Can benim bankom olacak. Evet, arkasına ikili deneyecek arkadaşlar. Her zaman kuponumuza da yer verdik. Geri geldi. Banko'da denenen 2 nolu Özümcan etkili koşacaktır. Şintay direnebilir. Yani yeğenlerde bu kulağı Gökhan Kocakaya'yla ilk defa buluştu. Yani Şintay'ı da değerlendirebiliriz. Ben değerlendireceğim. 4 banko markası 2 ve 7'yi bağlayarak burada bir ikili deneyeceğim sevgili dostlar. Evet, 7. koşumuza geçelim. Handikap 15, 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre çimde mücadelesini izleyeceğiz. 2. dörtlü gayemiz burada start olur. 8 safkanımız yer alacak. Evet, bakıldığı zaman son yaptığı koşusunu Ateşler Güçlü Bey etkili bir performans sergiledi İstanbul'da satış 2'de. Bu mücadelede yani 1600'de hatta 2 boyla geç çıkmıştı sevgili dostlar. Geç çıkıp yarışı lider bitirmişti. Berat Demir'le 56 kiloyla, şimdi 61 kilo ama yani biraz geç çıkışları var. Birazcık erken bir çıkış yapmış olsa ben banko değerlendirecektim. Çünkü sonlarda çok güçlü geliyor. Burada kendine gel yarış süratlendirecek. Toros Kartal olsun. 5 nolu safkanımız 6, 7. Yani yarış birazcık sürate binecek gibi görünüyor burada sevgili dostum. Çünkü seri safkanlar, eğer Ateşler Güçlü ve 3-4 boy böyle bir starta kalırsa o zaman yarış bitmiş gibi olacaktır. Ama ben ilk tercihim yine Ateşler Güçlü Bey olacak. İkinci atım 4 nolu Toros Kartalı Gökhan Kocakaya'yla, 6 nolu Çetiner ve 7 nolu safkanız Vedat Abiş tercihine etkili koşmasını bekliyorum. Buradaki sıralamam 1, 4, 6 ve 7 nolu safkanlar benim bu koşuda öncelik vereceğim safkanlar. Evet, 8. koşumuz şartlı 4. 4 ve yukarı İngilizlerin 1900 metre çimle mücadele verecek 6 safkanımız yer alıyor. 2. üçlük aynımıza burada start alacak sevgili dostlar. Evet, bakıldığı zaman 208 günlük aradan sonra Racing Sorry yani bilinen kalitesinde gerçekten çok etkili koşular çıkartan bir safkanımız. İstanbul'da 2200'ü 1900'ü kazanma başarı, en son Ankara'da kısa vadede 1900'de bir dördüncülükle ayrıldı. O zaman yarışı sevgili dostlar bir nolu safkanımız kazanmıştı Vedat Abiş'le. O da 1-2 boy geç çıktı Gökhan Kocakaya'yla. Bir dördüncü elde etti, sonra 208 günlük bir araya girdi. Çalışmalarına baktım, muntazam bir çalışmalar bu koşuya hazırlanıyor. Yani benim ilk tercihim olacak. Müslüm Çelik'le dişlik yarışı yapabilir. Yani rövanşı alabilir. 3 benim ilk tercihim. İkinci atım 1 nolu safkanımız. Sonradan 2 nolu King Falcon.
Ve Altınoğlu Yıldız Sozu diyeceğim ben burada sevgili dostlar. Sıralama 3-1-2 ve Altınoğlu Safkanları ayırmayacağım. Gerçekten sonu müthiş kapışma bizleri bekliyor sevgili dostlar. Zevkli bir mücadele olacağını düşünüyorum. Evet, 9. koşumuz bir meydin. 3 yaş şarapların 1000 metre çimde mücadele verecek 11 safkanımız burada kayıtlı deklere. İlk startında güzel bir üçüncülükle pistten ayrılan o da 11 numaralı safkanımız Ercan Çankaya ile start almıştı. Yakın ara bir üçüncülük Arap Çelik o zaman favoriydi. O kazanmıştı Müslüm Çelik'le Dede Yalaz ve de hemen arkasında uçar gelir Ercan Çankaya'yla güzel bir üçüncülük elde etti. Ben uygun bir grupta start alıyor. Ben 11 nolu uçar gelire yarın banko değerlendireceğim. Banko olarak yer vereceğim sevgili dostlar. Evet, ikili deneyecek arkadaşlar için burada iki tane safkan önereceğim. Onlar da yarış ayaklarına bu koşuda başlayacak. Baktım Sarraf orijini, biri Turbo orijini, biri Vedat, biri Mehmet Salih Çelik start alacak. Çalışmalar da gerçekten çok muntazam. Ben 3 ile 4'ü arkasına bağlayacağım. 11 banko 3 ile 4 arkasına bağlayıp bir ikili deneyeceğim sevgili dostlar. Evet, 10. koşumuza geçelim. 10. koşumuzda 2. altılganımızın son ayı 15 safkanımız yer alacak. 4 ve yukarı İngilizler 1400 metre çimde mücadele verecek. Evet, bakalım 5 günlük bir aradan sonra tekrar pistlere dönüyor. Kadir Demirel'le de apprant arkadaşımız, hem apprant indirimi hem mesafede kıza 59,5 kilo olduğu kesinlikle bizi aldatmasın. Ben bu grupta söz sahibidir, kazanmasını bekliyorum. Videomun başında da zaten dile getirmiştim. 2 tane hem 5. ayak hem de son ayağımda bankom vardı. Yani 2. altılı gayemizin ayağında bizleri 3 tane banko değerlendirdim sevgili dostlar. Tabii ki sizin de güvendiğiniz safkanlar varsa değerlendirebilirsiniz. 2 banko ile 1 banko ile girebilirsiniz. Ama ben 2 nolu safkanımız Kadir Demirel'le ben bu koşu kazanmasını bekliyorum. Benim banko adayım olacak. Hatta çifte de deneyeceğiz. 11-2 çiftemizi de alacağız. Ve de burada ikili için 2 tane cazip isim 3 ve de 12 nolu Gülşah'a çok çok dikkat diyeceğim. Harun Kılıç Aslan'la sevgili dostlar. İkiye güvenmeyen arkadaşlar yani bu söylediğim iki safkanı da kuponlarımıza ilave yapabilirsiniz. Ama iki ben banko değerlendireceğim. 3'ü 12 ile kuponumda ikincilik şansı olduğunu düşünüyorum. Belki ben de yarın yani banko olarak tercih yapabileceğiniz safkanları ben sizlere buluşturuyorum. Rakiphanesinde önerdiğim safkanları da bankoların başka yerde olabilir. Rakiphanesine önerdiğim safkanları da değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Evet, Ankara programının 10 koşuyla sizlere yorumladığım gerçekten çok zevkli bir program. Ankara programı yani para verecek gibi görünüyor sevgili dostlar. İnşallah dilediğimiz sonuca ulaşırız. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Videomu bir beğenme tuşuna, beğen butonuna basmayı unutmazsanız beni sevindirirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar.